Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu'nun siyasi final hesabı Millet İttifakı'ndaki gelişmelerin seyrini Kılıçdaroğlu ve Akşener'in hamleleri tayin edecek. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının neredeyse bir toplu aynı dönüştüğü bir sırada Kılıçdaroğlu yaptığı müdahalelerle İmamoğlu'nu geri plana düşürmeyi ve kendi ismini ön plana çıkarmayı başardı. Hep diyorum ya Kılıçdaroğlu'nu hafife alan yanılır. Bundan sonraki süreci de yine Kılıçdaroğlu'nun tutumu belirleyecek. Eğer Millet İttifakı ortak aday konusunda kararlıysa bu durum altın hissenin Akşener'in elinde olduğunu gösterir. Ama her parti kendi adayını çıkaracak ve ilk tura çok adaylı girilecekse o zaman altın hisse de gümüş hisse de Kılıçdaroğlu'nda demektir. Peki burada belirleyici olan ne olacak? Kılıçdaroğlu ne yapacak? Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu 2. Fatih'e benzetmesiyle birlikte İbre İmamoğlu'na dönmüştü. Akşener bu benzetmeyi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma toplantısında yaptı. Kılıçdaroğlu bu hamleye 48 saat sonra çıktı, Fox TV'de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir dedi. Masa kurulduğunda Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Millet İttifakı liderleri bir masa etrafında toplandığında işin seyrini önemli ölçüde Kılıçdaroğlu'nun tavrı belirleyecek. Kılıçdaroğlu öncelikle Millet İttifakı'nın ortak adayı olmayı zorlayacak. Ortak görüş olursa "Cumhurbaşkanı adayı olurum." dedi. Millet İttifakı'nın ortak adayı olmanın onur verici olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği sürece girilmeden önce çok önemli bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri ön plana çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atmasını sağladı. Böylece masaya otururken ismini ön planda tutmayı başardı. Ancak liderlerin masasında Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduğu takdirde seçimleri kazanma şansının olmadığını belirtip İmamoğlu ve Yavaş'la seçimleri kazanma imkanı olduğu ileri sürülürse o zaman Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır takınacağı belirleyici olacak. Kılıçdaroğlu'nun tavrı Kılıçdaroğlu hangi adayla seçimi kazanabiliyorsak o isim orsak adayımız olsun biz de onu destekleyelim derse sorun yok. Ben Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmayı tercih edeceğini düşünenlerdenim. Yoksa seçim kazanıldığında ortaya çıkacak faturayı tek başına üstlenmek zorunda kalır. Bu durumda İmamoğlu ya da Yavaş ismi üzerinde uzlaşmaya varılır. Ama Kılıçdaroğlu bu durumda her partinin kendi adayıyla seçimlere girmesini... İkinci tura kalırsa Erdoğan'ın karşısındaki isme destek verilmesini sunarsa başka bir tablo ortaya çıkacak. Meral Akşener bu tehlikeyi sezdiği için kendi adına zerre kadar hesabı olmadığını, sistemin önünü tıkamayacağını belirtiyor. Siyasi final Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı azaylığında ısrar ederse siyasi olarak finali yapmak istiyor demektir değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olurum, kazanırsam siyasi hayatımı cumhurbaşkanlığıyla taçlandırırım ama kaybedersem siyasi finalimi Erdoğan karşısında en büyük oyu alan lider olarak yaparım diye hareket ettiği ifade ediliyor. Siyasette hamleler çok önemli. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreci büyük ölçüde liderlerin hamlesi belirleyecek. Bir de Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir siyasi final yapmak istediği Erdoğan'dan şiir, Kılıçdaroğlu'ndan müzik, sıra Akşener'de. Siyaseti hep kutuplaştırıcı söylemlerle, liderleri de hep gergin konuşmalarıyla görüyoruz. O yüzden bizde siyaset denilince hep kavga, tartışma, akla geliyor. Oysa liderleri sanatla, sporla, müzikle uğraşırken de görmek istiyoruz. Liderlerin arasında bir enstrüman çalan var mı bilmiyorum, bir müzik aletini çalan, bir müzik parçasını seslendiren, şiir okuyan ya da resim yapan bir lider farklı bir rüzgar estirebilir. 80'den önce siyaset çok asık suratlı yapılırdı. Liderler hırçın ve kavgalıydı. Özal'la birlikte siyasetin renklerini keşfettik. Geniş kitleleri etkilemenin sadece siyasi nutuk atmaktan geçmediğini öğrendik. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasını sosyal medyadan izledim. Necip Fazıl'ın Aşık Masuni Şerif'in memleketi olan Kahramanmaraş'ta gençlerle şiir buluşması düzenlemesi çok akıllıca bir iş olmuş. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'ı tebrik ediyorum. Erdoğan şiir okudu, daha önce de okuduğu bir şiir kendi sesinden dinletilince duygulandı, gözyaşlarını tutamadı. Gençler şiir okudu, türküler söylendi, çok samimi bir hava vardı. Hele eşinize şiir yazdınız mı sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var dedi. Yeni siyaset adına umutlandım, sevindim. Erdoğan'ın salon konuşması yerine gençlerle buluşması canlı yayınlansa daha etkili olurdu. Kılıçdaroğlu'nun müzik listesi Ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu uzun yol müzik listesi yayınladı. Dinlediği parçaların birçoğunu dinlerim, takip ettiği sanatçıların bir kısmının hayranıyım. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına yazılanlara baktım, eleştiri yok, çok iyi beğeni almış, gençler beğendikleri sanatçıları önermişler. Sıra Akşener'de. Sıra şimdi sizde Meral Hanım, bir kadın siyasetçi olarak farkınızı fark ettirme sırası sizde. Hem terbiyesiz hem de yalancısınız. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği ''Ölsün istiyorum'' sözünden nereden mi haberim oldu? Aykut Erdoğdu'nun yaptığı paylaşımdan. Aykut Erdoğdu önce bu videoyu yayınladı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine apar topar kaldırıp köpeğin başka bir videosunu paylaştı. Altına da benden akıllı, sansürlü notunu düştü. Aykut Erdoğdu'nun çirkin ifadelerini eleştirdim. Erdoğdu söylediği sözden dolayı utanacağına, yayınladığı videoyu inkar etti. Bir de benim söylemediği sözleri yazdığımı iddia etti. Eğer Aykut Erdoğdu böyle bir yola sapmasa, bu tartışmayı uzatmak niyetinde değildim ama her şeyi söyleyip hem inkar edince yalanlı yüzüne vurmak gerekti. Bu yüzden Aykut Erdoğdu'nun paylaştığı videonun birebir deşifresini yayınlıyorum. O konuşma. Tasmasını tuttuğu köpeğine komut veriyor. Erdoğdu, Şimdi otur bekliyorsun tamam mı bekliyorsun. Hey hey bekliyorsun. İkinci şahıs ben de böyle bakıyorum. Aykut Erdoğdu hayır hayır. İkinci şahıs vallahi benden akıllı billahi benden akıllı. Aykut Erdoğdu köpeğe bekliyorsun. İkinci şahıs abi kötü davranmadın değil mi böyle itirken. Aykut Erdoğdu o benle yatıp kalkıyor. İkinci şahıs iyi o zaman sevindim. Aykut Erdoğdu, hiç dayak yemedi o, bir kere dayak yedi hayatında. Ölsün istiyorum. Aykut Erdoğdu, Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın, al dedikten sonra köpeğe yiyeceğini veriyor. İkinci şahıs, yav politik bir şey söylemeseydin yav. Aykut Erdoğdu, ya gıcık oluyorum adamdan ya ölsün istiyorum. İkinci şahıs, ya neyse yine söyleme. Aykut Erdoğdu, Gıcık Oluyorum Abdülkadir Selvi Ali Saydam, sen neymişsin be abi? Muhalefet bloğunun Cumhurbaşkanı adayını tespit etmemesinin sebebinin en başında ne geliyormuş? Kargaların bile güleceği bir gerekçe. Şimdiden adayı tespit edersek seçimlere kadar yıpranır. Cumhurbaşkanı 20 senedir aday. 20 senedir yıpranmıyor. Bunlarınki 1,5 senede yıpranacak. Demezler mi adama kardeşim sen de yıpranmayacak, tam tersine her geçen gün gücüne güç katacak bir aday seç. Hayır, bunlarınki ille de yıpranacak türden. Aday konusunda müphemiyet, HDP ile ilişkiler konusunda müphemiyet, dostlarla iktidara geleceğiz sözündeki dostlar konusunda müphemiyet. örneğin Biden dostlar arasında mı değil mi, Tekil, çoğul vaatler konusunda müpemiyet, parlamenter sisteme geri dönüşün nasıl gerçekleşeceği konusunda müpemiyet, PYD'nin terörist olup olmadığı konusunda müpemiyet, Türkiye'nin bölgeler arası güç stratejisi konusunda müpemiyet. Tamamını saymaya kalksak bizim köşenin hacmi etmeyecek. Millet ittifakının ideolojik ve düşünsel ana eksenini müpemiyet oluşturuyor. Bilindiği gibi müpemiyet de algılamanın baş düşmanıdır. İşte bu yüzden zaman zaman muhalefet bloğunda kesinlikle gündeme gelmesi söz konusu olmayacak çatlakları varmış gibi gösteren serzenişlerin, uyarıların ortaya çıkması kaçınılmazdır. İyi Parti Genel Başkanının ortaya attığı benzetmeleri bu çerçevede değerlendirmekte yarar vardır. Seçim ikinci tura kalırsa sayın Cumhurbaşkanının karşısına kimin çıkacağı çok önemli. Bütün araştırmacılar Peter Drucker'ın kültür strateji için kullandığı o ünlü sözüne atfen diyorlar ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sabah kahvaltısında yer. E o zaman kim çıkmalı? İşte o noktada Meral Hanım İBB Başkanı'nı işaret ediyor. Önce bir çağı kapatıp yeni bir çağa başlatan Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor. Eleştirilerin sesi yükselince de geri adım atacağına tam tersine benzetmelerine Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de ekliyor. Ülkenin kaderine ilişkin son derece ciddi bir mesele olmasa, Nefe Ö'nün ünlü şarkısını hatırlayacağız. Sen neymişsin be abi? Yemek, seyahat ustası, latin müziklerinin en muazzamını yapan ve perküsyonu en iyi çalan Ayhan Sicimoğlu için yazıldığı söylenen sözler, Cihan Başkanı Ekrem Bey'e reklamcı deyişiyle cuk oturmuyor mu? Ekrem Bey seçildiği günden beri Cumhurbaşkanlığını ve CHP Genel Başkanlığını hedeflemedi mi? Bu da en doğal hakkı değil mi? Bütün PR çalışmalarını bu hedefe göre organize etmedi mi? İstanbul'u metrolarını tamamen kendisi yapmış gibi göstermeye çalışırken aynı hedefe odaklanmıyor mu? Öte yandan İstanbul ve Ankara'da başarılı olduğuna inanılan seçim formülünü hayata en iyi onun geçirdiğine inananların sayısı az mı? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yıpranırmış adaylar. Madem Fatih Sultan Mehmet Han kadar muazzam ve muhteşem bir lider Lider kavramını Meral Akşener kullanmış, çıkarın Ekrem Bey. HDP'yi de pek güzel idare ediyor. Üstüne bu kadar hevesi ve iddialı, yıpranacağına şahlanarak yürüsün gitsin. Ama hayır, ana eksende müpemiyet var ya, içimizde tartışacağız, dışımızda tartışacağız, dostlarla tartışacağız, televizyonlarda tartışacağız, sonra ortak ve tekil olmayan bir noktada buluşacağız. Anglo-Saksonlar bu durumlar için ilginç bir deyim kullanırlar. Paralisis, Bay analysis. Analiz yapmaktan paralize olmak diye Türkçede karşılayabiliriz. Bu tür muhalefet AK Parti'ye iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? İşte bu sorunun yanıtını itiraf etmeliyim ki tam olarak veremiyorum. Ali Saydam